O zaman izleyelim. Yer misin, yemez misin? Bu aralar çok gündemde. Ben onu iyi oynarım mesela. Beraber oynayabiliriz belki. Ama gündemi takip etmiyor musun? Kitap okumuyor musun? Zaten film izlemiyor oynayan musun? Da gündemi takip ediyor. Kitap okuyor, dizi izliyor. Konuşabileceğimiz bir şey bulabileceğimizi sanmıyorum. Allah Ferit, kitap okuyor demesen iyiydi. Tamam bak, diziyi anladık, gündemi takip ediyor anladık da. Kitap okuyorum deyince kız orada yalanı yakaladı, vurdu. Neyse, izleyelim bakalım. Ferit ve Kevser, sırt sırtaya hoş geldiniz. Birbirinizi hiç görmeden Kanka ilk dinlediğimde ben de beğenmedim. Neden biliyor musun Fızı? Çünkü Rubicon şarkısında klip o kadar ön plana çıkıyor ki şarkıyı beğenmeye vaktin olmuyor. Aslında şarkı çok güzel yani, ben paso dinliyorum. Anlamaya çalışmanız için size bazı sorular yönelteceğiz. Evet ve hayır şeklinde vereceğiniz her ortak cevap size 50 TL kazandıracak. Program sonunda buradan yalnız ayrılmaya karar verirseniz para ödülünü alamayacaksınız. Bol şans. Merhaba. Merhaba Keser. Yine uyunmamış bu arada. Oğlum bir dakika lan. Ne diyeceğim? Çocuğun içine bir anda Sezen Cumhur Önal kaçtı. Ne oluyor lan? Demek Ferit kızlarla böyle konuşuyor abi. Demek ki Ferit kızlarla böyle konuşuyor. Bir anda farklı bir insan oldu. Yapıyorum bak. Merhaba Kevser. Bir anda karizmatik bir ses tonu çıktı. Ne oluyor lan? Bol şans. Merhaba. Merhaba Kevser. Merhaba Ferit. Göz bebekleri büyüdü. Heyecan var mı? Biraz sende. Biraz var. Evet, ilk sorunuz geliyor. Rekabetçi ve hırslı insanları çekici bulur musun? Nesi çekici geliyor sana? Yani ben kendimden yola çıkarak söylüyorum. Ben rekabetçi ve hırslı biriyim. Ben ama bunun de tabii dozunda rekabetçi ve hırslıyım. Karşımda... Ya ananın amayım, siktir git ya. Anan mal, orospu çocuğu. Ya amına koydum, yüz koyacağını hala niye kesiyorsun orada ya? Ananın amı, ben daha seni görmedim orospu çocuğu. Ya ananı sikim. Oynayacağız oyunu sikim orospu çocukları. Ananın amcıymış. Ya siktir git. Ananın amı, ona sprey. Ya ananı sikim be senin orospu çocuğu ya. Orospu çocuğusun sen, orospu çocuğu. Öyle yarrak. Dozunda. Gibi dikil orada, o evde. Götüne sok o evi. Siktir git. Ya siktir git ya. Orospu çocuğusun sen ya. Sen bir orospu çocuğusun ya. O buna koyduğumun orospu bir genişliyor. Raf uyumuş bu arada orada. Sikeyim. Ya siktir git. Kaç kere vuracağım amına koyayım ya. Ananın amcıymış yani. Orospu çocukları, eğer izliyorsanız amına koyduğumun çocukları bir saat sonra arayıp siparişin iptal olmuş. Ananın amı iptal olmuştur. Gavat. Şimdikinde öyle olması bana çekici gelir her zaman. Yani benimki birazcık fazla kıskançlığa doğru gidiyor. İkinci soruya geçiyorum. Şu ana kadar 50 TL kazandınız. Sorunuz geliyor. Sırf mutlu olsun diye sevgiline yalan söyler misin? Söylersin Ferit. Evet, güzel. aslında güzel ama bir yandan da kötü. Bunlar beyaz yalanlar ya. Olabilecek şeyler. Bunu söylenir ama daha sonrasında açıklarım yani. Ben de yaparım yani ilişkimden. Ben de fazlasıyla yapıyorum ve hani bana zarar vermeyecek bir şeyse dediğin gibi söylenmesini isterim mutsuz olmamdansa. Kendimizi avutuyoruz galiba bu şekilde. Evet. Evet, iyi anlaşıyorsunuz gibi. Evet. Evet. O zaman diğer soruya geçiyorum. Seni aldatan eski sevgilinden intikam almak ister misin? Neden istemezsin? O insan benim için artık değersiz bir insandır. Aldatmak bence bir ilişkide yapılabilecek en büyük ayıptır. Hem kendine hem karşındakine. O yüzden böyle bir şey yapmak istemem. Sence? Ben de vaktimi harcamak istemem açıkçası. Zaten barışma gibi ihtimalim kalmayacağı için. Peki sen hiçbirini aldattın mı? Hayır, aldatmadım. Malum kalmadın. Sen aldattın.
Ayşem Pigsinç birini aldattın mı? Hayır. Allah'ım. Sen? Ben aldattım. Sen aldattın. Evet. Neden peki böyle bir şey yaptın? Kızgın olduğum için olabilir. Kızgın olduğun için peki. Wow, kız bu arada. Wow. Sebebi iyiymiş yani, canım sıkıldı falan dese kabul de. Wow. Peki bunu karşındaki neden söylemedin? Zaten çok kısa bir süre içerisinde kendisi öğrendi. Aldattığını mı, kızgın olduğunu mu? Yok, hayır, aldattığımı. Yani evet, ben de pişman oldum sonradan ama. Tabii her insanın hatası olabilir tabii. Evet. Kevser'den samimi bir itiraf geldi. Herkesle iyi anlaşan birinin kişiliğinden şüphelenir misin? Evet. Evet abi. Yani ben şüphelenirim çünkü ikili oynuyordur bana göre. Her insanın karakteri çok farklı. Yani herkesle iyi anlaşması garip, bu ikili oynadığını gösterir. Katılıyorum ama şöyle bir şey var. Bence bir insanın herkesle iyi anlaşması ikili oynadığını gösterebilir. Aynı zamanda... Ferit'in o aldattın mı sorusundan sonraki gülüşü şey... Kendimi kirletmedim. Anladın mı? Hani ben bir seviye üstteyim. Mutluluğu var orada. Zamanında belli çizgileri olmalı, belli sınırları olmalı bence. Her insana da iyi anlaşmak bence sıkıntılı bir durum o insan için. O yüzden ben de kendi yaşamımda her zaman bazı insanlara karşı mesafemi korurum. Yakınımda olan dostum, arkadaşım diyebileceğim çok kısıtlı insan vardır. Benim de aynı şekilde. Çevremde çok fazla insan vardır ama hani bu girdiğim ortamlardan kaynaklı. Ama yakın olduğum çok az insan vardır. İnsanın kaldıramayacağı şeyler olmalı ve herkesle iyi anlaşıyor. Bir şey derdim de laf söyle diyeceksiniz. Demeyeceğim. Demeyeceğim. Bunu yutuyorum. Bunu yutuyorum çünkü Twitch orospuları büyük aksiyona girecekler. Yutacağım o yüzden bunu. Demek her şeyi kaldırabiliyor demektir. Çok uzun süre yalnız kalsan, çok fazla seçici olmadan biriyle birlikte olur musun? Yok abi. Neymiş, kaçırdım soruyu. Olur musun? Çok fazla seçici olmadan biriyle birlikte olur musun? Ya hayır, ben bu konunun derinliklerine de biraz vakıfım, o yüzden gülüyormuşum. İlk yanlışımız. Ben yalnız kalmaktan çekinen bir insan değilim. Yalnızken de fazla eğlenebiliyorum, bir şeyler yapabiliyorum. Bilmiyorum, bunun için hani hayatıma birini almam, sonuçta ona da bir umut veriyorsun. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani ben yalnız kalmaktan aslında ben de çekinmeyen bir insanım. Ama bazen uzun yalnızlıklar duygusal bir boşluk doğuruyor. Yani anatomik olarak insan yapısına göre tık seçiciliği azaltıyor. Arada bir ateş etmem lazım diyor abi adam. Daha yengeye sövüyor mu diyorlar? Çıkıyorlar mı abi? Sen de ve diyorsun. Bir insana bir şans vermek veya o insanla bir şeyler yaşamak istiyor. Bu konuda bence daha az seçici olmayı tercih ederim öyle bir durumda. Ama sonuçta onu sevmiyor oluyorsun. Sadece bir şans vermek için o insana umut vermek sence mantıklı mı? Ama belli olmaz. Hayatındaki o insan illa dört dörtlük olmak zorunda değil. Belki de eksikliklerini beraber tamamlayacaksınız ve çok daha güzel bir ilişki olacak. Arayınca o insan bulunmuyor. Aynı şekilde düşünüyoruz. Arayınca bulunmuyor ama hiçbir şey hissetmediğim bir insana karşı hiçbir ilişki şey yaşarım diyorsun. Ya hiçbir şey hissetmediğim bir insana karşı tabii ki. Bu biraz daha spesifikleştirmek oluyor soruyu. Ama genel anlamda biraz daha az seçici olurum. Ama tabii ki bir şey hissetmem lazım onunla bir şey yaşamam için. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Klasik bir sorumuz zaten bu. Lütfen ülke gündemini de takip ederek cevap verin. Sorunuz geliyor. 1 milyon dolar karşılığında en yakın arkadaşınla 10 sene boyunca iletişime geçmemeni isteseler kabul eder misin? Ferit'in direkt olarak hayır cevabı da kızı hiç kestiremiyorum. Ferit'in direkt hayır buna cevabı.
Abi bu çocuğun para gözlülüğü bitmeyecek. Abi ne olur doy artık. Hayır ben Ferit belirli bir doyum noktasında diye bu kadar ilgilenmez parayla diye düşünmüştüm. Çok oldum. Özür dilerim. Ferit çok hızlı cevap verdi. Yani dediğiniz gibi ülke gündemini takip edecek olursak 1 milyon lira değil dolar olması döviz farkından dolayı bence iyi bir para değil mi Kevser? Ya iyi bir para evet ama sonuçta arkadaşlıklarda çok kolay bulunmuyor. O yüzden ben birazcık düşündüm. Ama ben ama 1 yeşil milyon görüyorum. dolar iyi mi? Onun İyi bir için para. görüyorum. Yani benim arkadaşım da büyük ihtimal evet derdi ya. Benle bağlantısını kes derdi en yakın arkadaşım 1 milyon dolar için. Kendisinin lakabı hatta Akbaba. Buradan selam olsun ona. O yüzden ben kesinlikle evet diyorum. Yani ben de evet derdim. Peki en yakın arkadaşın bir şey der miydi bu duruma? Darılır mıydı sana? Bilemiyorum nasıl bir tepki verebileceğini. Yani en yakın arkadaşın ama bilemiyorsun nasıl tepki vereceğini. İnsanları iyi analiz edemiyorum. Sevgilinle her gün iletişimde kalmak senin için gerekli bir şart mıdır? Yani Hayır, Ferit'in direkt hayır. her gün telefonlaşmak, mesajlaşmak vesaire. Hayır oğlum senin cevabın. Abi niye buna evet dedin ki ya? Abi yapma ne olur ya. Ferit. Şu an bence kızı boyamaya çalışıyorsun abi. Abi Ferit ilgiden sıkılan bir herif yani. Ben Ferit'i tanıyorum. Bunun cevabı kesinlikle hayır ya. Şu an yalan söylüyor abi. Ya da Spotlight'ın heyecanı mı? Anlamadım ki. Yani ben merak ederim ne yapıyor, ne ediyor. Tabii ki bir toplantıda olur, bir şey olur. 2-3 gün konuşmayabilirsin ama onun ne yaptığını bilmem gerekiyor. İletişime geçmesek de. Kesinlikle. Yani ben şeyi saçma buluyorum bu arada. Sabah kalktım, günaydın, işte kahvaltı yapıyorum. Şuraya gittim, markete girdim, toplantıya girdim, çıktım şimdi falan. Bunların her birinin raporunu vermek bence biraz saçma. İşi yoğun olabilir karşındakinin. O yüzden biraz da saygı duymak lazım Yani iletişimine. ben de günaydın, iyi geceler, öyle her gün her gün mesaj bekleyen bir insan değilim. Ama hani haber vermesini isterim ne yaptığını o gün. Sen hiç attın mı Ferit günaydın mesajı? Attım. Bir diğer sorumuz geliyor. Hayatının önemli bir kısmını Abi bu arada ilişki başında net atarsın ya. Kafandan çıkmadığı bir dönem var ya. Net yani net. O dönemde böyle sabah kalktın mı bir günaydın patlatırsın yani. Onun kaçarı yok. Bilgisayar oyunlarıyla geçiren biriyle birlikte olur musun? Росомаха. Yani o insan bence hayattan kopmuştur artık. Hani onun içinde işlemiştir o bilgisayar oyunu. O yüzden konuşabileceğimiz bir şey bulabileceğimizi sanmıyorum. Ben hayır dedim ama ben hayatımın büyük kısmını böyle geçirdim. Hani bu aralar biraz daha azalttım onu. Tabii işimle de alakalı biraz da azalttım. Şu an işim bu aslında ama geri kalan işimden hariç kısımda biraz daha oyunlardan uzaklaştım. Daha çok sosyal hayata yöneldim. Ama yani neden öyle düşünüyorsun ki? Bence Yani ben bilgisayar oyunu oynamadığım için konuşabileceğimiz bir şey olmaz. Sadece bilgisayar oyunu oynarım.